practic ei au ascuns lucrurile astea, da? Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. 2021 Oscar ödüllerinde hem en iyi uluslararası film hem de en iyi belgesel kategorilerinde finalist olan, yani son beşliğe kalan bir belgeselden bahsedeceğim. Collective, bir facia ve sonuçları. Felaketin kendisini bile gölgede bırakan ama onun sayesinde ortaya çıkan korkunç bir yolsuzluk ve yozlaşma ağının hikayesi. 2015 yılında filme ismini veren Bükreş'in Kolektif Gece Kulübü'nde sahnedeki grubun kullandığı yanıcı madde gösterisi nedeniyle ani bir yangın çıkar. Aralarında bir Türk'ün de olduğu 64 insan bu olay sebebiyle hayatını kaybeder. Önce tek çıkışı olan bir gece kulübüne ruhsat verilmesinin yol açtığı infialle başlayan, halkın, bilhassa da gençlerin devrimden beri en büyük kitlesel protestosu, zamanla ortaya çıkarılan daha korkunç gerçeklerle bambaşka bir hal alır. Zaten halkı öfkelendiren bu facianın basit bir ruhsat yolsuzluğundan çok daha fazlasını içerdiği anlaşılır. Olaydaki ölümlerin çoğu yangın sebebiyle değil, tuhaf bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra kapılan hastane enfeksiyonları sonucu gerçekleşir. Cătălin Tolontan isimli bir gazeteci bunun nedenini bulabilmek için olayların üzerine gitmeye karar verir ve sonunda facianın kendisinden çok daha korkunç bir gerçeğe ulaşır. Bu belgeselde gazeteci ekibin bu olayı ortaya çıkarma süreci ve devletin tüm bedenini, organlarını, hücrelerini kemiren, çürüten, yiyip bitiren yolsuzluk mikrobunun dehşete düşüren durumu anlatılıyor. Bir yangının neresi ilginç diyebilirsiniz. Daha önce de benzer olaylar oldu diye düşünenler olabilir. Ama buradaki ayrıntıyı atlamayın. Bir kez daha vurgulayalım. Yangın sonucu 27 kişi ölüyor. Yaralıları devlet hastanesine kaldırılanlara Romen devletinin açıklaması, yani verdiği poz çok tanıdık. Devletimiz gereken her şeyi yapmaktadır. Ama sonrasında böyle olmuyor. İlerleyen günlerde hastanede bakımı yapılan ve çoğunda hayati tehlike olmayan 37 kişi daha kaybediliyor. Ne kadar gizlenmek istense de esas yangının sağlık sisteminde, devlet kurumlarında olduğu açığa çıkıyor. Tüm çürümüş toplumlarda olduğu gibi Romen medyasının çoğu da devletin kontrolünde. Yine de bağımsızlığını korumaya çalışan bir spor gazetesi olan Gazeta Sporturilor, niye acil çıkış yoktu? Yangın söndürücüler yetersiz miydi? Nasıl ruhsat verildi? Gibi soruların peşine düşüyor. Gazete öncesinde futbol dünyasındaki yolsuzlukları ifşa etmesiyle tanınan bir gazete ve iki spor bakanının istifasında önemli rol oynamışlar. Hatta hapis cezası alanlar olmuş onların çalışmaları sonucu. Sanki farklı bir gezegen gibi Türkiye'den bakınca, değil mi? Olaylar büyümeye başlayınca yönetmen Alexander Nanau, gazeteye süreci belgeselleştirmek istediğini söyleyerek onlarla beraber içeriden süreci izlemeye başlıyor. Tabii bu kolay olmuyor. Başta acaba devletin ajanı mı ya da farklı bir maksadı mı var? İçeriden bilgi sızdıran kaynaklarımızı mı tespit etmeye çalışıyor diye mesafeli duruyorlar bu belgesele. Çünkü aileleri bile tehdit ediliyor gazetecilerin. Ama sonra zamanla güven oluşunca aralarını almayı kabul ediyorlar sonunda. Bulgular ve bağlantılar takip edildikçe, korkunç bir skandal ortaya çıktığında gazeteciler bile artık bu kadarına kimse inanmaz diyecek kadar şaşkınlığa düşüyor. Buldukları inanılmaz yolsuzluk şu: Hexiparma isimli ilaç şirketi Romen hastanelerine sattığı dezenfektanları normalde olması gerekenden 10 kat daha fazla sulandırarak, su katarak satıyormuş. Dolayısıyla dezenfektanlar etkili olmayınca hastaneler mikroorganizmaların cirit attığı hastalık yuvalarına dönüşmüş. İnsanlar Romanya'nın dört bir yanında hastalarını, yakınlarını iyileşsinler diye şu ya da bu sebeple hastanelere teslim ederken aslında bilmeden ölüme götürüyorlarmış. Yönetmen Nanao bu hikayeyi belgesele dönüştürürken gazetecilikle ilgili pek çok belgesel ve film seyrediyor. Özellikle Amerikalıların bu tarz yapımlarda Avrupa'dan daha güçlü olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Çekimler 100-150 gün arası sürüyor. 350-450 saat arası kayıt alınıyor toplamda ve kurguda tam bir sene alıyor. Çekimlerin hepsi özgün, canlandırma hiç kullanılmamış. Observational documentary metodu metodunu uygulamış. Yani gözlemsel belgesel. Yani kendisi müdahil olmadan takip ettiği öznelerin doğal hallerinin kamera kayıtlarını kullanıyor. Herhangi bir kurmacı olaya yer vermiyor. Bir sokak fotoğrafçısı gibi çalışmayı seviyor. Anlık, spontan ve doğal duyguyu, olanı biteni yansıtmayı tercih ediyor. Narration yani anlatıcı sese de söz gelimi bir Attenborough belgeselinden çok daha az başvuruluyor. Gözlemsel belgesel metodunda. Çekim sırasında her türlü saldırıyı bekledikleri için kayıtları birkaç ayrı yerde depoluyorlar süreç boyunca. Nanau'ya göre böyle bir belgesel çıkacağını bilseler çekimlere engel olurlarmış. Ama haber görüntüsü yapacaklar falan diye düşünmüş bakanlıktakiler ve bakanın da talimatı olduğu için pek seslerini çıkaramamışlar. Romanya'da örneğin Türkiye, Polonya, ABD toplumları gibi bölünmüş, kutuplaşmış durumda şu anda. Doğru olanı yapsanız, yazsanız, hakikati söyleseniz de pek çok insan size karşı çıkıp saldırabiliyor bu kutuplaşmadan dolayı. Ama buna katlanmak zorundayız diyor Nanau. Özellikle duygusal açıdan zorlandığını, insanların devletin yalanlarına güvenmeyip çocuklarını başka yanık ünitelerine, yardım teklif eden hastanelere götürseydi kurtarabilecek olmalarını çok hazin buluyor. Türkiye'deki insanlara tanıdık gelebilecek bir sloganı varmış Roman devletinin. Sağlık sistemimiz Almanya'dan bile iyi durumda deyip duruyorlarmış olay öncesinde. Almanya bizi kıskanıyor durumu anlayacağınız. Skandalla ilgili içeriden ilk ihbarı bir kadın çalışan yapmış. Sonra vicdanının sesine kulak verip ihbar edenlerin sayısı 10 civarına çıkmış. Hatta belgesel yayınlandıktan sonra 100 kişiyi geçmişler. Yolsuzluğu ortaya çıkaran bir spor gazetesi ve bu ekibin başı Cătălin Tolontan, bir spor gazetesinin bu siyasi ve medikal yolsuzluğu ortaya çıkarmasının enteresan olduğunu söyleyenlere önemli bir cevabı var Tolontan'ın. Spor gazetecileri taraftar psikolojisine alışık oldukları için söz gelimi bir maçla ilgili yazı yazdıklarında ne kadar gerçeği söyleseler de bir tarafın saldıracak olmasına alışıktır, şerbetlidir diyor. Dolayısıyla bu olayı araştırma sürecinde de bir taraftan tepkiler almak bizim için sıradan bir olay olduğundan fazla etkilenmeden baskıya rağmen üzerine gidebildik diyor. Spor gazeteciliğinin ekranda tiyatro yapmaya, insanları eğlendirmeye, soytarılığa, bir nevi canlı kukla şov performansına dönüştüğü eyyamcı toplumlara garip gelebilir bu sözler. Ama bu Roman spor gazetesi, Gazeta Sporturilor, hiç de yapmak zorunda olmadıkları halde, diğer gazetelerin işi olduğu halde araştırmacı ve sorgulayıcı gazeteciliği esas yapması gerekenlerin karşıt yayınlarına rağmen mesleki onurlarını dimdik ayakta tutabilmiş anıtsal bir kurum oldu Romanya'da. Yine de Cătălin Tolontan eğer bir başarı varsa aslan payının kendilerine ait olmadığını, öyle bir sorumlulukları olmadığı halde kendilerini riske atarak olan biteni ihbar edenlere ait olduğunu söyleyecek kadar alçak gönüllü, doğru dürüst bir gazeteci. Kendi sorumluluğunu yerine getirmezken vicdanının sesiyle hareket edenleri "Siz bir spor gazetesisiniz, siz ne anlarsınız bu işlerden?" diye eleştiren diğer sözde gazetecilerden çok çekmişler bu süreç boyunca. Atilla Taş'ın yayınlarıyla dalga geçen Cüneyt Özdemir'e yüzyıllar boyu hatırlanması gereken bir cevabını hatırlatıyor bana bu durum. Ne demişti Atilla Taş Cüneyt Özdemir'e? "Sen gazetecilik yapsaydın ben hapis yatmazdım." Belgesel gösterime girince Romanya'da en çok seyredilen film oluyor. Sonrasında gazetede büyüyor ve halen yolsuzluklara karşı araştırmacı gazeteciliği, doğru dürüst gazeteciliği devam ettiriyorlar. Hatta ciddi bir muhalefet odağına dönüşmüş durumdalar Romanya'da. Bu noktada Vlad Voiculescu'ya yani Nanau'nun yönetmenin çekim yapmasına izin veren reformcu yeni Sağlık Bakanı'na da bir pencere açalım istiyorum. Olaylar ortaya çıktıkça istifalar da arkaya gelmeye başlıyor. Sağlık Bakanı istifa ediyor. O sırada başta bir senelik görev süresi olan bir teknokrat hükümeti var. Yeni Sağlık Bakanı olarak hasta haklarıyla ilgili aktivist çalışmalarıyla tanınan ve siyasetçi olmayan genç bir adam yani Vlad Voiculescu atanıyor. böyle birisini seçmeleri halkın sokağa taşan tepkisini dindirmek amaçlı. Alexander Nanau hemen iletişime geçiyor bakanla ve görüşme imkanı bulduğunda kendisi gibi genç ekibiyle birlikte önceliği şeffaflığa verdiğini ve çürümeyle sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını görüyor. Bakan ona gel süreci takip et ama bil ki burada herkes ikimize karşı çalışacak diye uyarıyor. Tamamen serbest bırakıyor. Sadece belgeselde kullanacağın insanlardan izin almalısın. Onun dışında istediğin her çekimi yapabilirsin diyor. Vlad Voiculescu hastane başhekimlerinin siyasilerce atandığı sistemi değiştiriyor. Yolsuzluğu yapan ilaç şirketi kapatılıyor. 6 ay sonra hükümetin görev süresi dolduğu için o da ayrılıyor. Seçimlerde yolsuzluğa bulaşmış popülist bir parti kazanıyor yine ve eski sistemi geri getiriyorlar. Ama halk içinde tepki olarak buna karşı yeni bir parti oluşumu başlıyor. Çoğu gençlerden ve yepyeni yüzlerden oluşan bir parti. Şu anda 2021 Mart ayı itibarıyla bu parti koalisyon hükümetinin bir parçası. Vlad da tekrardan Sağlık Bakanı seçildi. Yarım kaldığı işi tamamlamak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Kolektif, en son The Post'ta seyrettiğimiz gazetecilik filmlerini sevenlerin, Poitras'ın 2014 yapımı Citizen Four tarzı belgesellerden hoşlananların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir siyasi gözlemsel belgesel. Sadece tek bir sektörü değil, aslında toplumun ve devletin her katmanındaki yaygın bir hastalığı gözler önüne seriyor. Günümüzde sağlık sektöründeki bozuklukların Covid pandemisi dolayısıyla iyice güncel hale geldiğini düşünürsek bu yönden de dikkat çekici bir çalışma. Son yıllarda yolsuzluğa karşı sokaklarda gösteri yapan Romenlerin dilinde hep aynı slogan vardı. Corruptia uccide, yani Romence yolsuzluk öldürür. Corruptia uccide. Yolsuzluk ve yozlaşmışlık ateşi pek çok ülkeyi ölümlerle kasıp kavuruyor. Mesela Türkiye'de Madımak'ta 1993 yılında yakılan o ateş hala yanıyor. Biz o ateşi o gün söndüremedik. O gün o ateşi gerektiği gibi söndüremediğimiz içindir ki, ondan cesaret aldıkları içindir ki artık 35 insanı değil milyonları yakıyorlar. Yoksullukla yakıyorlar, adaletsizlikle yakıyorlar, cehaletle cayır cayır yakıyorlar. Biz yine görmezden gelirken tıpkı Sivas'ta olduğu gibi herkesin ortasında göstere göstere devlet eliyle açık açık ülkenin tüm kıymetlerini yakıp yıkıyorlar. Çorlu tren kazası, Soma faciası, bunların sonrasında yaşanan ve facianın kendisinden daha ağır olan ihmaller, umursamazlıklar, adaletsizlikler ve hatta alçaklıklar. Covid sürecinde yaşadığımız rezaleti saymaya bile gerek yok. Nerede bunların belgeselleri? 1999 depreminin bile doğru dürüst bir belgeselini çekememiş bir toplumuz. Kendimiz yapmadığımız gibi bu konularda belgesel yapanları da umursamıyoruz. Onlardan da faydalanmıyoruz. Hem en iyi uluslararası film hem de en iyi belgesel dallarında aday gösterilip finalist olabilme, yani son beşliğe kalabilme başarısını Oscar tarihinde ikinci kez başarabilen bu Roman yapımı belgesel film daha ne yapsın dikkatimizi çekebilmek için? Güney Kore sinemasından arakladığımız, kimsenin dikkate bile almadığı, kendi aday filmimizden bahsettiğimizin %1'i kadar konuşmaya değer bulmadık bu eseri. Hem de anlatılanların 5 beterini kendi ülkemizde her yerde yaşamamıza karşın. Tüm dünyada güncel ve gündemde olan bir belgesel film olmasına karşın pek çok popüler, eğlencelik ya da yıldızlı filmin 1/5 kadar yer bulamadı kendini. Ama popüler aksiyon filmlerine 3'er 5'er programlar döşenmeyi biliyoruz değil mi? Zengin bir talip gelince koluna bileziklerini takan kadınlar gibi. Çünkü orada reyting var. Çünkü orada para var. Abone var. Şöhret var. Kalabalık var. Yaklaşımlarda fark yok aslında. Toplumun her mecrası birbirinin aynı. Küçük çıkarlarının oyuncağı olmuş bir şahsiyetsizlik, bir zavallılık hakim. Hem bu toplumsal manzara hem de adını bir eğlence kulübünden alan filmin ismi olan Kolektif, gerçek yangını, tüm yangınların kökenindeki ana yangını bize haykırıyor aslında. Yıllardır ya ortağı olduğumuz ya da seyirci kaldığımız kolektif kötülüklerin, kolektif umursamazlıkların, kolektif adaletsizliklerin bedelini ödüyoruz bugün. Kolektif suçlarımızın cezası yoksulluk, mutsuzluk ve ölüm olarak dönüyor bize. El birliğiyle, muhteşem bir birlik ve beraberlik içinde yarattığımız bu cehenneme sloganlar eşliğinde odun taşımaya devam ediyoruz. programı gazeteci Cătălin Tolontan'ın şu düşündürücü, dikkate değer sözleriyle bitirelim. Hoşçakalın. În momentul în care presa ajunge să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rău cu oameni, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta, prea bine în lume, s-a întâmplat și în cazul nostru.